Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde mefulün leh veyahut da lieclik konusunu işleyeceğiz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Fiilden sonra bakın kitabımız mefulün leh'in bir tanımını yapıyor. Bu tanım bize aslında mefulün leh'i cümlede gördüğümüzde nasıl anlayacağımız noktasında da bize yardımcı oluyor. Onu ifade edebilirim ben bu tanımdan hareketle. Bakınız mefulün leh ne demek? Fiilden sonra gelip fiilin işleniş sebebini açıklayan mansup isme mefulün leh denir. Dolayısıyla fiilden sonra gelecek ve fiilin niçin işlendiğini ifade eden mansup isim olacak arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bazen mefulün lehin başına olacak olan kelimenin başına lam harfi cerrinin de geldiğini görebiliyoruz. Örneklerimizde buna rastlarsak bunu da ifade edeceğiz. Mansup olacak. Ben bu noktada başka bir şey daha ifade etmek istiyorum. Mefulünle fiil aynı kökten olmayacak arkadaşlar. Aynı kökten olduğu zaman mefulün mutlak oluyor. Farklı bir fiil kökünden olacak. Bir de anlam itibariyle fiille aynı, fiilin mastarıyla aynı anlama sahip olmayacak arkadaşlar. Şimdi bakınız, mefulünle genelde mastar olarak gelir. Onu ifade edelim. Bu da mefulün lehi anlamamızda bize bir yardımcı unsurdur. Nasaha örneğimize bakıyoruz. Tavsiyede bulundu, öğüt verdi. Ele bu, baba evlâdı hu çocuklarına. Şimdi soru şu, niçin öğüt verdi? Te'ti ben lehum, onları terbiye etmek için diyelim bakın. Burada te'ti ben ifadesi bir mefulün lehtir arkadaşlar. Kâme tullâb, kâme ayağa kalktı. Tullâb öğrenciler. Soruyoruz niçin? İhtiramen lil müderrisi, saygı göstermek için lil müderris hoca. Öğrenciler hocaya saygıdan dolayı ya da saygı göstermek için ayağa kalk şeklinde ifade edebiliyoruz mefulün lehi. Şimdi biz burada alıştırmalarımızı yapacağız. Burada bir hayli örnek göreceğiz. Aşağı cümlelerde bulunan mefulün lehleri tespit ediniz demiş. Hemen tespit edelim. Yugatülü bakın. Savaşır. El-cunut. Askerler niçin savaşır arkadaşlar? Bakın difaan savunmak için anil vatan vatanı. Vatan savunmak için savaşır. Burada difa bir mefulün lehtir. Gördüğünüz gibi yukatülüğünün maslarından farklıdır. Anlam bile yukatülüğüyle aynı değildir. Yukatüle savaştı demek arkadaşlar. Mesela difa da efendim savunmak demek. Devam ediyorum. Bakın seccele gördük. Kaydetti. Muhammed. Camiati burada ha Muhammed burada kaydetti benim kaydoldu diyelim arkadaşlar. Kaydoldu. Nereye? Üniversiteye. Niçin kaydoldu? Taleben dil ilmi ilim öğrenmek için ya da bilim talebiyle diyebiliriz. Bakın burada taleben ifadesini gördük. Bu mefulün lehtir. Tabii mefulün lehlerin nasıl Türkçe aktarıldığını da tercümelerimizde ya da cümleler bize ne diyor? Burada görebiliyoruz. Ekmek için, amacıyla, nedeniyle gibi tercümeleri Türkçe aktarırken kullanıyoruz arkadaşlar. Biraz daha ben büyütüyorum. Diğer bir cümlemiz yüeddi, eda eder. El Müslüm, Müslüm, el ibadat. Şimdi ibadetleri eda eder. İbadetleri yerine getirir diyelim. Niçin Müslüman? Taaten lillahi, Allah'a itaat için arkadaşlar. Bakınız. Şurada taaten ifadesi mefulün lehtir, mefulün lilejliktir diyoruz. Evet, temnahu verir, el hükümeti hükümet verir, veriyor. El muzari'in çiftçilere veriyor. Ne veriyor arkadaşlar? Furuzan, krediler veriyor. Bakınız. Niçin? Müsaadeten lehum, onlara yardım etmek için. Bakın burada müsaadeten lehum bir burada müsaadeten arkadaşlar mefhumu lilejlihtir gördüğünüz gibi. Ekrame efendim ikram etti el mudiru müdür en nacihin başarılı öğrencilere ikramda bulundu. Bakın el mudir en nacihin bu başarılı kimseler müdürse okul müdürü varsayalım bunu başarılı öğrenciler gibi düşünebiliriz. Niçin? Takdir anlehum. Onlar takdir etmek için arkadaşlar. Takdir anlehum. Burada takdir an mefhumu lilejliktir. Nuhibbu
Biz severiz bakın eşhedae şehitleri severiz. İmanen niye severiz bakın imanen bi hurbihim minallahi. İmanen bi amene bi inanmak. İnandığımız için severiz. Neye inanıyoruz? Bi hurbihim onların yakın olduğuna. Kime? Minallahi Allah'a. Allah'a yakın olduklarına inandığımız için şehitleri severiz şeklinde anladık burayı. Geliyoruz bu alıştırmamıza. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir mef'ul leh ile doldurunuz demiş. Bir defa şunu bileceğiz. Bir, mef'ul leh mastar bir isimdir arkadaşlar. Bu bir fiil aynı cümle, fiil cümlesi ise fiil aynı kökten olmayacağız. Bunu da bileceğiz. Okuyalım birinci örneğimizi. Tebni inşa eder. Devleti devlet inşa ediyor. El müsteşfeyat. Hastaneler inşa ediyor. Niye? Riayeten. Korumak için, gözetmek için, lil merraza hastaları, hastaları korumak için. Burada mesela riayeten kelimesini seçtik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yağfiru bakın affeder. Allahu Allah el-dunube. Günahlar. Allah günahları affeder. Bil mu'minin. Niye affeder? Bakın. Rahimen, merhumen, rahmeten. Müslümanlara acıdığı için, müminlere acıdığı için ya da rahmet duyduğu için diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Rafa'a bakın kaldırdı el vezir vezir yedeyhi elini vezir elini kaldırdı lil cumhur. Niye kaldırdı? Tahiyyeten arkadaşlar. Buraya da tahiyye gelecek. Selamlamak için lil cumhur. Halkı. Burada cumhur halk demek arkadaşlar. Yastakbilu. Gördüğünüz gibi karşılar Mahmut. Mahmut karşılıyor. Sadigahu arkadaşını fil metar havalimanında. Mahmut arkadaşını havalimanında karşılar. Niye karşılar? İkramen lehu. Şimdi burada ikram ona saygı göstermek için diyebiliriz buraya. Evet. Devam ediyorum ben. Ona cömert davranmak için, ona asil davranmak için, onu değerli kılmak için gibi anlamlar verebiliyoruz buraya. Yukrimu bakın yine ikram eder. Etullabı öğrenciler el üstadı. Hoca ikramda bulunur öğrenciler. Niye? Arkadaşlar tabiran. Hatta burada saygı gösterirler diyebiliriz. Onu yüceltirler diyebiliriz. Niye? Tabiran ifade etmek için. Bakınız burada mef'ul leh'tir. An hubbihim sevgilerini lehu ona karşı. Sevgilerini ona olan sevgilerini ifade etmek için burada tabir ifade etmek anlamına geliyor. Öğrenciler hocalara saygı gösterir. Diyelim ve devam edelim. Akra okurum ben. El kütübe kitaplar kesira. Çok. Ben çok kitap okurum diyor arkadaşlar. Niye? Taleben. Bakın taleben diyeceğim. Öğrenmek için. Lil ilim öğrenmek için diyorum. Burada talebe öğrenmek anlamını verebiliyoruz. Yakri, bakın burada taleben mastar, tariben mastar, arkadaşlar ikram mastardır, tahiyye mastardır, rahme mastardır, riaye mastardır bakınız. Devam ediyorum. Yakri, geçirir Muhammed, Muhammed geçirir. Ne? El-udlete, tatili geçirir. Bir sahil, sahilde geçirir. Niye geçirir arkadaşlar? Bakın bahsen aramak için anraha. Yani huzur aramak için diyebiliriz buraya. Sahilde tatilini geçirir. Bu da bir mastardır gördüğünüz gibi. Üçüncü alıştırmamızda devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde parantez içinde verilen kelimeleri örnekte olduğu gibi mef'ulün lehe dönüştürürüz demiş. Biz dönüştüreceğiz. Ama yine örneğimizi okuyoruz arkadaşlar. Yantakılı gezer el bedevi. Bedevi gezer diyor. Filemakin. Yani bölgelerde gezer. Bakın burası bahsun aramak demek. Anilma su aramak. Su alamak için bölgelerde, çeşitli yerlerde gezer demek arkadaşlar. Şimdi şu kısmı mef'ul leh yapacağız. Ve zaten bunu mef'ul leh yaptıktan sonra şuralara hiç müdahale etmiyoruz. Bahsen anil mai. Bakın su aramak için. Bu mef'ulün lejne ögesidir. Bak, devam ediyoruz. Misafir yolculuk yapar. Ehi kardeşim ila Pakistan. Kardeşim Pakistan'a yolculuk yapıyor diyor. Niye? Talebe istedi, lideras eğitim istedi.
Halebenli diraseti, araştırma yapmak için diyebilirim buraya. Eğitim talebiyle diyebilirim. Dirase, araştırma, inceleme, eğitim gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu cümlenin önüne şuradaki cümleyi, şu kısmı getirip koyabilirim. Yahuccu hacceder el muslimun, Müslümanlar tamia istedi, arzuladı fi sevabillah, Allah'ın sevabını. Allah'ın sevabını arzuladıkları için Müslümanlar hac ederler gibi anlam var. Burada tamamen fi sevap değil. Şimdi bakın, burada talebeni nereden bulduk? Bahsan nereden geldi? Tamaha nereden geldi? Düşünebilirsiniz. Tanımda dedik ki mef'ul lilecli mastar bir isimdir, cümlede kullanılan fiilin meydana gelme sebebini ifade eder dedik. Bakın fiillerimiz burada. Talebe, bahasa, tamia, bunları mastar olarak kullanacağız. Mansup bir isim. Mansup yaptık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve aynısı buralarda da devam edecek. Gader ayrıldı. El ecani bu. Yabancılar Lübnan. Yabancılar Lübnan'dan ayrıldılar. Niye? Minel hafe, korktu. Minel harbi, savaştan. Havfen minel harbi dedik. Bunu hafe havfen oldu. Mastarı mansup getirdik. Savaştan korktukları için diyoruz. Yetedarre bu. Ellaibune kesira. Oyuncuları arkadaşlar idman yaptırır. Düzeltiyorum. Oyuncular idman yaparlar. Ben zihnim karıştı. Kesiran çok. Oyuncular çok idman, çok antrenman yapıyor. Niye? Emele fil fevzi. Ümit etti kazanmayı. Emelen fil fevzi. Kazanmayı ümit ettikleri için, umdukları için, hatta buraya kazanmayı istedikleri için diyebiliriz çok rahat. Yaptaydı uzaklaşır. Bakın emelen, emele, emelen. Hemen oraya da ifade edelim. Yaptaydı uzaklaşır. El Müslüm, Müslüman. Anil muharramat. Haram kılınan şeylerden uzaklaşır. Niye? Haşiye min azabillah. Korktu. Allah'ın azabından korktu. Allah'ın azabından korktuğu için haşiye, haşyeten olacak arkadaşlar. Mastarı böyledir. Haşyeten min azabillahi diyoruz, bakınız. Yecim temi'u el mudiru bil muvazzafin. Yeştemi toplantı yapıyor. El mudir, müdür bil muvazzafin, bakınız, görevlilerle. İstecabe lirabetihim. İstecabe cevapladı lirabetihim, onların istekleri. İsticabeten lirabetihim, onların isteklerine karşılık vermek için ya da taleplerini yerine getirmek için diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde mastar isim getirdik. Tukaddimu sunar el devleti devlet. El musaadete yardımlar sunuyor. O zaman yardım ediyor diyelim lil fellahin, çiftçilere. Şecaa lehum, onları cesaretlendirdi. Onları cesaretlendirmek için. Ama burada cesaret demeyeyim, teşvik etmek diyelim arkadaşlar. Teşciyan lehum, bu da tabii tef'il vezninden teşcih gelecek. Teşcihan lehum, onları efendim teşvik etmek için diyoruz. Teşcihan yaptık. Geldik buraya. Tebni el hükümet. Hükümet kuruyor, inşa ediyor. Ne? El medarisi, okullar. Niye? Neşara lil ilmi. Bilmi yaymak için diyeceğiz. Neşran lil ilmi diyorum. İlmi yaymak için, bilgiyi yaymak için hükümet okullar kuruyor, inşa ediyor dedik. Geliyoruz dördüncü alıştırmaya. Dört de demiş ki aşağıdaki sorularda parantez içindeki ifadelerden yararlanarak mef'ul leh içeren cümlelerle sorulara cevap veriniz diyor arkadaşlar. Örneğimizi okuyoruz. Maza tedrusu el arabiyye. Maza niçin? Tedrusu okursun el arabiyye, Arapçayı. Talebi istedi fehmil İslam. İslam'ı anlamak için. Şimdi burada limaza zaten fiile soruldu. Fiil cümlesinin başına geldiği zaman arkadaşlar mef'ul lecli sorar yani bu. Bu irab edilirken şu haliyle de mef'ul lecli olarak irab edilir. Bakın cevabı şöyle. Edrusu okurum el arabiyyete. Arapçayı okuyorum, öğreniyorum anlamındadır. Taleben li fehmil İslam. İslam'ı anlama talebiyle, anlamayı öğrenme talebi değil mi? Burada anlama talebiyle, isteğiyle Arapça öğreniyorum diyor. Bu da taleben arkadaşlar gördüğünüz gibi mef'ul-i lecdihtir. Şimdi bakalım
Limada yahtarimu sa'idun validahu. Limada niçin? Yahtarim sayı gösterir. Sa'idun sayı validahu arkadaşlar babasına. Yesteci bu. İcabet etmek için. Li emrillahi teala. Allahu Teala'nın emrine icabet etmek için. Dedi ki yahtarimu bakın sa'idun validahu. Aynısını yazdık. İcabeten dedik yesteci bu. İstecab eden istecabe yesteci bu. İsticabeten mastar geldi arkadaşlar. Ve emrillahi teala dedik. Şunu sadece arkadaşlar yesteci bir ifadesi mastar olarak cümleye getirdik. Ve cümlemiz gördüğünüz gibi mefhul-i lecdide bulunan bir cümle haline dönüştü. Allah'ın emrine icabet etmek için arkadaşlar Allah babasına Said babasına saygı gösterir diyoruz. İmazan için tebni kurar. El devlet devlet el camiat üniversite. Devlet niçin üniversiteler kurar, inşa eder diyoruz. Tanşuru lil ilmi. İlmi yayıyor. Tabi buradan diyoruz. İlmi yaymak için tebni kurar. El devlet devlet el camiat üniversiteler. Neşran lil ilmi diyoruz. Burada tanşuru sizi yayı yanıltmasın. Bu neşaradır fiilimizin mazi. Mastar neşir gelir, neşra gelir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Limazan için tahtam önem verir. El ümmü anne bir evladı. Anne çocuklarına niçin önem verir? Ya da çocuklarıyla niçin ilgilenir diyebiliriz. Tuhafidu aleyhim onları koruyor, gözetiyor bu. Korumak, gözetmek anlamındadır. Tahtan bakın önem verir. Elümme anne, bevladiha. Çocuklarına aynısını yazıyoruz. Muhafazaten de diyebiliriz. Hifadan da diyebiliriz. Burada fiilimiz mufaale babındandır. Ve iki tane mastar mufaale babından biliyoruz. Burada mufaale şeklinde gelir. Diğeri de fial vezninde gelir. İkisinden birini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hifadan aleyhim onları korumak için deriz. İmazani için cae geldi el muhami avukat ile el mahkemeti. Mahkeme avukat niçin geldi? Yudafiyor savunur anil muttehe diyorum. Suçluyu savunur diyelim. İtham edileni sanık diyelim. Ha, sanığı savunmak için diyelim arkadaşlar. Cae geldi el muhami avukat ile el mahkemeti. Mahkemeye geldi. Niye? Difaen savunmak için anil muttehemi. Sanığı savunmak için gel diyoruz. Devam ediyorum. Limazani için ya'melü çalışır. El fellahu çiftçiler. Fil hakli tarlada. Limada ya'melül fellahu fil hakl. Yetlubu lir rızkı. Rızık istiyorlar. Rızık temin için arkadaşlar. Ya'melü el fellahu fil hakl. Buraya kadar yazıyoruz zaten. Çalışın ya taleben lir rızkı. Rızık talebi nedeniyle. Çalışır diyoruz arkadaşlar. İsterseniz rızık temini diyebilirsiniz. İmazani için yahmili çalışır. Şey taşır el mücahidun. Mücahitler es silah es silah. Müdafiune. Savunuyorlar anil vatan vatan. Vatan savundukları için silah taşırlar diyoruz. Yahmili taşır el mücahidun. Mücahitler es silah es silah taşır. Difaan savunmak için anil vatan. Vatanı savunmak için diyoruz bakın. Limada diğer bir cümlemiz yansahu nasihatta bulunur. Ele bu baba el evlat şey evladahu çocuklarına yüeddi bihim düzeltiyorum. Yüeddi bihim diyeceğim arkadaşlar. Bir an okuyamadım. Evet. Edebe filmden okuyoruz. Yansahu baba nasihatta bulunur. Ele bu baba kime evladı çocuklarına niye tediben onları eğitmek için arkadaşlar diyelim buraya. Yine limadaniyetin tescudu lillahi sen Allah'a niçin secde edersin dedi. Yeşkuru ya da evet sen zannettim ben burayı ve ona göre düzenledim fark etmez. Escudu ben secde ederim. Lillahi Allah'a niçin şükran lehu ona şükür için. Ona teşekkür için Allah'a ben efendim secde ederim diyoruz. Evet burada tabii ki arkadaşlar fiillerimiz şu baktığımızda şekeradan şükran, edebeden arkadaşlar deyip getiriyoruz.
Burada iki tane yazmışız. Bu fark etmiyor değerli arkadaşlar. Evet, yine burada talebeyi getirdik, difa getirdik. Özetle mefhun-i lecli, fiil meydana gelmesi nedeni açıklığa mansup mastar bir isimdir deriz. Fiil aynı kökten değildir, fiil aynı anlamada, farklı kökü olsa da aynı anlama yine sahip değildir şeklinde mefhun-i leclihi tanımlayabiliyoruz. Aşağı metinde bulunan mefhumleri yani mefhumleri tespit ediniz demiş. Hemen tespit ediyoruz arkadaşlar. Devr-i şebab, gençlerin rolü fi binail vatan, vatan inşasında, vatanı kurmada diyebiliriz, vatanı geliştirmede diyebilirsiniz. Ve gençlerin rolü. Bakınız. Yeseb-i gider, eşşebabı gençler, ilel camiat, üniversiteye gider. Niçin? Taleben lil ilmi, ilim öğrenmek için. Bakın şurada taleben mefhumun leclidir. Ve yamelune çalışırlar bir ciddin, ciddi ve içtihadın, öyle gayretli bir şekilde ciddiyet ve gayretle çalışırlar. Niye? Sayen ile necahi ulaşmak için ile necah başarıya. Sayen mefhumun leclidir. Ve izâ taharracu mezun olduklarında fil camiat. Üniversitede mezun olduklarında bedet başladı. Merhaletin cedidetin yeni bir dönem, yeni bir aşama başladı. Yuvasilune sürdürürler fiha bu süreçte, bu yeni aşamada kifahahum burada gayretlerini sürdürürler, devam ettirirler. Niçin? Lilitminani alel mustakbel, gelecekten emin olmak için diyoruz. Burada lilitminan yine mefhumi başına harfi cer gelmiştir. Lam harfi cerinin sık geldiğini biliyoruz. Başka bir i'dad-ı enfusihim kendilerini hazırlamak için dedik. Şimdi i'dadi yine mefhumun atıf olarak buraya atfederiz. Mefhumun leclih olduğunu ifade edebiliriz dolaylı olarak. Niye? Li tahammuli mesuliyetil hayat. Hayatın sorumluluklarına katlanmak için kendilerini hazırlama için diyelim. Hayatın mesuliyetine katlanmaya kendilerini hazırlamak için efendim diyoruz buraya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve yüeddi gerçekleştir. Eşrebabı gençler ya da yerine getir. Vacibahım ödevlerini, görevlerini. Nahvallahi Allah'a karşı. Gençler Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getir diyelim. Niye? İptiga emrazatihi. Allah'ın rızasını elde etmek için. Burada iptiga emefun lejlihtir. Ve yetesellahun. Bunlar böyle kuşanırlar. Bil iman. İmanı kuşanırlar. Vel ilmi. İlmi kuşanırlar. Niçin? Libina vatanihim. Libina'yı. İnşa etmek için vatanın vatanlar. Bakın burada libina ifadesi mefhumu leclihtir. Ve rif'ati şe'nihi. Vatanlarını böyle yüceltmek için, yükseltmek için. Bu da rif'ati de mefhumu leclihtir atıf yapıyoruz arkadaşlar. Dolaylı mefhumu leclihtir diyebilirim. Ve himayetihi yine vatanı korumak için. Minel a'dai düşmanlardan. Bunda yine atıfla mefhumu leclihtir rolüne büründürüyoruz. Ve ila mezidin minel cuhdi vel amel. Daha fazla gayret ve efendim çalışmaya ilave olarak diyebilirim buraya. Ey yuheşşebap, ey gençler. Fe innel vatan yani tazirukum sizi bekler. Sizi bekliyor. Ve hüve o yani vatan bir hacetin ihtiyaç duyar. İla cuhudikum sizin gayretlerinize ihtiyaç duyar. Ya da gayretlerinize ihtiyaç duyuyor diyoruz. Burada sorularımız var. Ben soruları okuyup geçeceğim arkadaşlar. Limazani için yetebi şebab ile camiatı. Gençler üniversiteye niçin gidiyor? Bunu siz taleben değil mi demiştik bakın. Mada yefalü şebab ba'de taharruc. Mada ne yefal yapar? Eşebab gençler ba'de taharruci. Mezun olduktan sonra gençler ne yapar? Metne bakabilirsiniz. Limazani için yetesellahu. Böyle kuşanır, silahlanır. Eşebab gençler. Neyi kuşanır? Bil iman, imanı vel ilmi, ilmi. İlim ve imanın için kuşanır. İlim ve imanla niçin silahlanır diye burayı da ifade edebiliyoruz. Şimdi mefhulün lilecliğin kısaca özeti var kitabımızın sonunda. Hemen onu da konuşalım. Bakın üç tane isim vermiş kitabımız. El mef'ulü li'ecli, el mef'ulü leh veyahut el mef'ulü min'ecli. Bunların hepsi mefhulün lilecli ya da aynı anlama geliyor arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi. Bakın neymiş? İsmin mastar. İsmin isimdir yani. Bu isimden kasıt mastar bir isimdir. Mansubu mansuptur. Yeti gelir. Libeyani sebebi vuku il fiili. Libeyani açıklamak için gelir bir sebebi. Sebebini libeyani sebebi vuku il fiili. Fiilin gerçekleşme sebebini açıklamak için gelir dedik. Bakın şurada libeyan bile mefhul-i lecdir arkadaşlar. Ve yekun olur. Cevaben cevap olur. Neyin cevabı? Limaza ev limenin cevabı olur. Yani limaza ve limenin cevabı olur. Bunları zaten soru cümlesinde gördüğümüzde limaza niçin, limeyi de niçin diyoruz arkadaşlar. Misal, Safar'a gitti. Muhammed yolculuk yaptı. Taleben ile ilim öğrenmek için. Burada Taleben mefhul-i lecdir. Diğer bir sualimiz. Limaza niçin Safar Muhammed? Muhammed niçin yolculuk yaptı? Cevap Safara Muhammedun taleben değilim. Bakın gördüğünüz gibi. Burada örnek genel bir örnek verdi. Burada da limazaya yın cevabının yine mefhumi lecni ögesi olduğunu göstermek adına bu cümlemizi soruya dönüştürdü. Limazayla cevap verdi. Bakın yine ilim talebi dedi. Arkadaşlar mefhumi lecni konusu bu da işledik. Ben dersimizi burada noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde mef'ulü mutlak konusunu ele alacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Arapçayla kalmaya devam edin.